DEM Parti eş genel başkan yardımcısı CHP ile görüşmede Öcalan ve tecritin konuşulduğunu açıkladı. Ulusal Kanal görüşmenin ayrıntılarını DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na sordu. Hatimoğulları CHP genel başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmelerde konunun gündeme geldiğini inkar etmedi. Hatimoğulları sözde Kürt sorunu üzerinden istişare yaptıklarını söyledi. Ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı tecride ve tecridin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı CHP ile yapılan görüşmelerin perde arkasını açıkladı. Gündem başlıklarından birinin Abdullah Öcalan olduğunu duyurdu. Asker cenazeleri oldu. Bu konudaki üzüntülerimizi de ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ocak'taki DEM Parti ile yapılan görüşmenin gündeminde yerel seçim, yargının Can Atalay kararı olduğunu söylemişti. Ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Ulusal Kanal DEM eş genel başkanına CHP ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını sordu. Hatimoğulları, PKK lideri Öcalan'ın görüşme gündeminde olduğunu inkar etmedi. Tülay Hatimoğulları, Kürt sorununun bu ülkede demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesi gerektiğini savundu. Kürt sorununu konuştuk orada ve Kürt sorununun de barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için Türkiye'de bulunan bütün siyasi partilere ve iktidar partileri dahil olmak üzere herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda bizler biliyorsunuz gelen asker cenazeleri oldu. Bu konudaki üzüntülerimizi de ifade ettik. Diğer yandan Hatimoğulları'nın grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki Kürdistan sözleri de dikkat çekti. DEM Parti, Mehmetçiğin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonlarından rahatsız oldu. Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojova bombalanmaya başlandı ve siviller katlediliyor Rojova'da. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.